Merhaba. Bu programdaki konuğumuz sinemamıza ergenlik yaşlarında girip erken gençliğini yaşayan ve şu anda Jean Cormier rollerinde izlediğimiz Mesut Çakarlı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Gayet iyi. Sizi bu şekilde seyrederken 1980'li yıllarda sinemaya ilk giriş yıllarınızı hatırlıyorum. 1982 yılında evet. Osman Seden sizi keşfetti. Tiyatroda oynuyorsunuz. Evet. Çocuk oyunlarına çıkıyorsunuz. Evet. Aşkların En Güzeli filminde oynatacağı bir 11-10 yaşlarında, 12 yaşlarında bir çocuk arıyor. Evet. Nasıl oldu? Şimdi şöyle oldu, biraz daha gerilere gideyim ben isterseniz. Benim babam Nisa Serezi Tolga Aşkınar Tiyatrosu'nda çok uzun yıllar sahne amirliği yaptı. Daha sonra tiyatro müdürlüğü yaptı. Dolayısıyla biz ailecek tiyatro camiası ve tiyatrocularla çok samimiydik, çok içli dışlıydık. Bir gün Hadi Çaman ve Gafur Uzuner bizim evimize geldiler bir akşam. Rüyaların En Güzeli adlı çocuk oyununda, işte Ali rolünde orada oynayacak bir çocuk arıyormuş Hadi Çaman. Ve hemen tabii aklına ben gelmişim. Beni çok severdi çünkü küçükken Hadi Çaman. Evimize geldiler, işte Ahmet, babamın ismi Ahmet bu arada. Mesut'u işte çocuk oyununda oynatmak istiyorum dedi. Babamlar tabii oynasın falan dediler. Ama beni böyle ağlıya zırlıya falan tiyatroya götürdüler ve elime bir tekst verdiler. İşte bunu oku ezberle dediler. Baktım ben Ali karakteri, hemen onu ezberledim. Yalnız çocuk oyununun garip bir özelliği vardı. Çocuk oyunuydu ama hep büyükler oynuyordu. İşte Haşmet Zeybekler, Suna Selenler, Nur Sürerler, İsmet Ayler falan. Bir dönem ben orada oynadım, bir sezon. İşte dediğiniz gibi Osman Seden o sene Aşkların En Güzeli adlı Kadir İnanır, Banu Alkan'la bir sinema filmi çekecekmiş ve ikisinin, yani Kadir İnanır ve Banu Alkan'ın oğlunu oynayacak, başrol oynayacak benim yaşlarımda bir çocuk arıyorlarmış. Beni tiyatroda seyreden birisi Osman Seden işte Venüs Tiyatrosu'nda bir çocuk oyununda böyle bir çocuk oynuyor demiş. O da gelmiş beni seyretmiş ve beni çok beğenmiş sahnedeyken. Hemen işte kim bunun babası demişler. Babamı bulmuşlar tekrar. Yine babam işte bir film çekiyoruz. İşte Mesut'u oynatmak istiyor. Tabii babam götürün falan diye. Ve ilk defa işte dediğiniz gibi Osman Seden'in Aşkların En Güzeli filmiyle sinemaya geçtim. Hatta onunla ilgili çok güzel bir şeyim var benim. Hatırladığım bir anım var. Babam bana sinema filminde oynayacaksın Mesut dedi. Ben tabii bilmiyorum sinema filmi falan. Kadir İnanır'la oynayacaksın dedi. Şimdi düşünüyorum, Kadir İnanır kim? Kadir Savun hemen aklıma geliyor. Ha, o yaşlı amca falan filan diye düşündüm ben. Sonra gittim de tabii Kadir İnanır'ı tanıdım. Kadir İnanır sağ olsun çok ilgilendi benimle. Türk sinemasına girişimde, bu işi hala bu kadar uzun zaman yapmamda Kadir İnanır'ın çok büyük desteği, çok büyük katkıları vardı. Hemen arkasından Nazmi Özer dedi ki, Arkadaşım diye bir film yapıyorum. Burada Mesut Çakarlı, Tarık Akın'ın çocukluğunu oynasın. Evet. Evet, Fikret Erkan, Tarık Akan. Aynı seneydi galiba. Aynı sene. Neşe Aksoy. Şimdi o filmle ilgili çok fazla anım yok. Yani o filmin benim için en büyük özelliği Fikret Akın'ı ve Tarık Akan'ı tanımış olmamdır ya. Evet, sinema. Ve şöyle söyleyeyim, ilk defa bir sinema filminde bir sevgilim oldu benim o zaman. Harika. Çünkü benimle beraber Neşe Aksoy'un küçüklüğünü oynayan bir kız çocuğu vardı o zaman. Ve onunla böyle bir aşkımız vardı bilmem ne. İşte o bana su döküyor, bilmem ne yapıyor, bir şeyler yapıyor. O yüzden hani ilk defa bir filmde birisi, yani bir sevgili edinmek o zaman benim için farklı bir duyguydu yani. Bizim filmlerimizde ama çocukların aşkları çok şiddetli ve güzel, sevimli verilir. Kolyeler alıp verilir, uzun yıllarca o kolyeler saklanır. Evet, onda da zaten benim hatırladığım kadarıyla işte ben bir demircide çalışıyorum. Evet, Turgut Özatay'la beraber. O yüzden beraber. Böbrekleriniz rahatsız evet. oluyor. O da Turgut Özatay'ın kızı. İşte ben kirleniyorum, bana su getiriyor, su dökecek. İşte sabun veriyor, ben sabunları yüzümü falan sabunluyorum falan. Bu suyu kaçırıyor, bir şeyler yapıyor falan böyle.
bir cilveleşme vardı o filmde de. Onu çok iyi hatırlıyorum yani. O güzel bir anıydı benim için. Ne kadar güzel. 11 yaşında bu işe merhaba derken bir de sevgiliyle merhaba demek var. Evet, Kadir İnanır'la bir film daha çekiyoruz. Evet. Aynı yıl bereketli bir yıl sizin için. 1982. Zeki Alasya'nın ilk yönetmenliğini yaptığı Elveda Dostum. Bu sefer Ahu Tuğba ve Kadir İnanır'la oynuyorsunuz. Bir kere Zeki Alasya çok mükemmel bir insan. İyi bir yönetmen bence de. İyi işler yapıyor. Tam bir sinema delisi. Yani tamamen yani. Ben o filmde 48 saat hiç uyumadan çalıştığımızı hatırlıyorum. Benim bir doğum günü partim var. Seyrettiyseniz belki hatırlarsınız. Tabii, tabii. Doğum günü partim var. İşte insanlar toplanıyor. Havuzlu bir evdeyiz zaten. 48 saat hiç uyumadan o sahneyi çektiğimizi hatırlıyorum. Onunla ilgili ben mesela çok benim için komik de bir anım var. İşte evin kocaman bir havuzu vardı ve evin bir köpeği vardı. Evin sahibinin köpeği. Onun bir topu var. Ben o topu küçüğüm işte. Çekimler dışında o topu alıyorum. Havuzun diğer ucunu atıyorum. Köpek oraya koşuyor. Biz beraber koşuyoruz. Ben bu tarafa atıyorum falan derken ben o topu bir fırlattım. O evin koskocaman bir camını aşağı indirmiştim. O çekimler olurken. Mesela çok korkmuştum. Çok utanmıştım. Zaten bitirmiştik efendim. Daha yorulmadık ki anneanneciğim. Canım. Bülent'in ilk kez sıkılmadan bu kadar çalıştığını görüyorum. Yalnız dersten değil ki spordan da konuşuyoruz. Aferin sana. Gene bir oyuncu yönetmen Kartal Tibet'te bir film daha çekiliyor. Baş belası. Hı hı. Bu sefer Zeki Alasya oyuncu bir pozisyonunda yönetmenlik haricinde, evet. Metin Akpınar'la birlikte çok hoş bir komedi filmi, evet. Var. Evet. Şansınız hep iyi oyuncular, iyi yönetmenlerle birlikte devam ediyor. Evet ya, yani ben o anlamda evet her zaman şanslı oldum. Yani şu an piyasada olan oyuncu arkadaşlarımdan ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Neden? Çünkü şu an hayatta olmayan ve Türk sinemasında çok büyük emek vermiş insanlarla çalışma zevkini yaşadım ben. Onlarla beraber büyüdüm, onların bana bu işi yapmamda çok büyük katkıları ve destekleri oldu. İşte Kadir Sabunlar, Erol Taşlar, Ali Şenler, herkes yani. Dediğiniz gibi Kartal Tibet'te çalıştık. O filmde de mesela çok ilginç bir anım vardı benim. O filmde ben intihar etmek üzere bir çatının üzerine çıkarım. Belki seyretmişsinizdir, hatırlıyorsunuzdur muhakkak. Zaten bastonları olan, işte evet, bir ayağı kesilmek üzere olan Pembe Mutlu'nun kardeşiyim. Bir çatı buldular. Çatı o kadar eski ki. Tarla başında bir çatı. Çatıya çıkardılar, bacaklarımdan bağladılar beni. Hatta yere birisi yattı, benim bacaklarımdan tutuyor ve ben çatının ucundayım. İnsanlar aşağıda bize bakıyorlar falan. 11-12 yaşındasın. Evet, 12 yaşındayım. Çok korkuyorum. Ve senaryo gereği de işte Zeki Alasya birisini suikast yapacak. Bir balkondan o an çıkmak üzere olan birisini öldürmek üzere silahını hazırlamış durumda. Metin Akpınar da beni kurtarmaya çalışıyor ve yan binanın çatısından bana atlama diyor. Bu sırada Zeki Alasya beni görüyor. İşte ateş ediyor. Benim bastonumdan vuruyor. Ben o bastonu vurulunca dengemi kaybedip yan çatıya düşüyorum. Yan çatıda beni Metin Akpınar yakalıyor. Böyle bir sahne var. Ve ben çok korkuyorum. Kartal Tibet'i çok iyi hatırlıyorum o filmde. O çıkmamıştı. Bize aşağıdan komutlar veriyordu. Şöyle gel Mesut, şöyle geç, işte Metin Bey böyle falan diye. O filmle de ilgili öyle bir anım var. 1960'lı yıllarda Amerikan sinemasında Kuduz diye bir film çekildi. Glenn Ford'un oynadı. Ve bu filmin bir versiyonu zannettiğimiz Çocuklar Çiçektir 1983 yılında, evet. Yaşar Seniner'in yönetmenliğiyle tekrar sinemaya aktarıldı. Fakat ilginç bir şey var. Bizimki 1942 yılında Derviş Pınar dediğimiz bir köydeki gerçek olayı anlatıyor. Yani herkes Amerikan sinemasından bir ayarlama, bir adaptasyon zannediyordu. Ama değil, gerçek bir olayı anlatan çok ilginç bir film. Tarık Akan, Necla Nazır, Hayati Hamzoğlu ve bir sürü çocuk ve o çocukların başında sizsiniz. Çocuklar Çiçektir. Şimdi o film Adana'da çekildi, Osmaniye'de ve biz o filmin büyük bir kısmını Zorkun Yaylası'nda çektik. Hatta Aslanpaş Barajı'nın kenarında kalıyorduk. Arif Keskiner'in memleketi. Orada onun akrabalarıyla beraber öyle bir güzel bir film çektik biz. Oradaki o Kuduz rolünü oynayan çocuğun rolünü ben oynayacaktım aslında ve ben İstanbul'dan Adana'ya o şekilde gittim. Sonra köpekle bir türlü biz anlaşamadık.
Isınmadı size köpek. Köpek bana ısınmadı, ben köpeğe ısınmadım, ben köpekten korktum, köpek benden korktu. Böyle bir anlaşamamazlık durumu doğdu. Sonra o rolde işte köpeğin gerçek sahibini oynattılar ve ben kahvecinin oğlunu oynadım. O çok zevkli bir işti, çok kalabalık bir işti. Ve biz yani çok fazla çocukla beraber olmanın tadını yaylada çok güzel çıkardık. Değişik bir misyonunuz da oldu. Siz böyle ana kahraman olan kişinin, kadın veya erkek, böyle onlar 25-30 yaşlarındalar, siz de 12-13 yaşlarında onların en yakın arkadaşı olursunuz, sırdaşı olursunuz, evet. Onların ulakçısı olursunuz. Evet. Evet, böyle başlayan bir ilk film. Şimdi onu ben şöyle düşünüyorum, herhalde şundan dolayı kaynaklandı o. Ben 82 senesinden 88'e kadar Hürriyet'in Kelebek Ekinde Meme fotoromanlarının kahramanıydım. Orada bir kahramandım işte, böyle bir M harfim vardı işte şuramda M. Süpermen ama uçmuyor. Böyle bir kahramandım. İşte hırsızları yakalayan, işte kötülere kötü davranan iyileri. 60'lardaki Amerikan çizgi romanlarının evet, tam evet, Türk fotoğrafı. Orada bir kahraman olmamdan dolayı herhalde. Filmlerde de böyle o davranış böyle daha böyle büyümüş de küçülmüş abi havasında. Evet, evet, İbrahim Tatlıses de bunu fark etti. Yorgun filminde öyle. En iyi arkadaşım diye herkese sizi tanıtıyordu. O filmde çok bugün Türkiye'nin en popüler ses sanatçılarından Seda Sayan da var. Evet. Hatta Seda Sayan'ın herhalde ilk filmiydi o. Evet. Seda Sayan sinemaya onunla merhaba dedi. Evet. Ayrıca Şehnaz Dilan da vardı. Hı hı. İbrahim Tatlıses tabii gene kendini oynuyor. Şöhretten bunalmış, senin dostluğuna ihtiyacı var. Evet. Onun candan arkadaşı. Ya ona yol veriyorsun. Ya arkadaşım öyle yapma, böyle yapma. O film çekimlerinde ilginç bir şey oldu. Mesela biz İbrahim Tatlıses'le o filmde çok yakın dost, arkadaşız tabii, sizin de söylediğiniz gibi. Biz filmin dışında da öyle olduk İbrahim Tatlıses. Öyle ki benim çok okulumun problemli dönemleriydi o dönemler. Orta ikiye gidiyordum ve devamsızlıktan kalmak üzereydim bu film çekimlerinden dolayı. İbrahim Tatlıses dedi ki, Mesut ne oldu? Abi dedi, ben artık gelemiyorum çünkü beni artık okuldan atacaklar. Yarın dedi okula gidiyoruz, müdürle ben konuşacağım dedi. Ve biz İbrahim Tatlıses'le okula gittik. Okul ayaklandı değil mi? Okulu size tarif edemem zaten. Yani neler olabildiğini tarif edemem ama o günden sonra zaten okulun bir numaralı adamı oldum ben. Hey küçük, acele et. Durma be oğlum. Patlama be. Geçiyoruz işte. Ne bağırıyorsun? Şuna bak be. Çattık ya. Ha? Aa, merhaba. Merhaba arkadaşım. Merhaba. Bu çuval senden büyük. Bak bak. Seni gideceğin yere kadar bırakayım. Ha, ne dersin? Bu benim her günkü işim. Size zahmet olmaz. Hadi ver şunu da bagaja koyayım. Yolda bir iki laf ederiz. Ben de sıkılıyordum zaten. Gene bir ablanın dostu oldunuz bu sefer. Fahriye ablanın. Evet. Yavuz Turgul'un ilk yönetmenlik denemesi ve çalışması. Yavuz Bey'i daha önce senaryo çalışmalarından tanıyoruz. Ve Fahriye abla gibi muhteşem bir film yaptı. Kesinlikle. O filmin gizli kahramanı Fahriye abladan sonra sizsiniz, biliyor musunuz? Teşekkür ederim. Çok şimdi, güzel bir film. O filmi Yavuz Turgul ilk beni çağırdığında beni görmek istedi. Ve ben ilk film şirketine gittiğimde Yavuz Turgul'la tanıştım. Ben filmin yönetmeniyim dedi. Yavuz Turgul yalnız o filmin başından sonuna kadar bana hiç çocuk gibi davranmadı. Yavuz Turgul'un garip bir sistemi, bir yöntemi var. Yani size her zaman çocuk da olsanız, büyük de olsanız çok büyük bir sanatçı gibi davranıyor. Çok büyük bir ustaymışsınız gibi davranıyor ve ona göre de size emek harcıyor. Mesela bana oturdu, benimle çok normal konuştu. Böyle bir film çekeceğim Mesut, şöyle yapacağız. Sen şunu oynayacaksın, Ahmet Muhit Dıranas'ın çocukluğunu oynayacaksın bir yerde. Ve çekimler başlamadan önce seni en az bir hafta sette görmek istiyorum dedi. Ve ben de onun ciddiyetinden dolayı o kadar böyle garip bir şey yaşadım ki, yani
o an bu işi çok ciddiye almam gerektiğini hissettim Yavuz Turgul'un sayesinde. O zamana kadar benim işte eğlendiğim, işte ne bileyim. Tanınmak, popüler olmak. Evet, yani küçük yaştasınız. Bu sefer bir işle beraber olduğunuzu yakaladınız. Evet, şimdi evet bir iş yaptığımı anladım Yavuz Turgul'la beraber ve herhalde onun verdiği o enerjiyle bana o filmde iyi oynadığımı düşünüyorum. İnsanlar da bana zaten bu konuda çok başarılı olduğumu söylediler ve çok mutlu oldum ama o başarının en büyük sahibi Yavuz Turgul'du. Evet, Orhan Gencebay'la çok ilginç bir filminiz var, Dil Yarası. Dil Yarası, Dil Yarası'nda Orhan Gencebay'ın amcaoğlunu oynuyorum. Evet, onu çok seviyorum Orhan Gencebay'ı. Normalde de zaten Orhan abiyi çok seviyorum. Ve kanlısını öldürmek için İstanbul'a gidiyor. Kanlısının kızı olan Yaprak Özdemiroğlu'na aşık oluyor. Sonra onunla evlenmeye karar verip köye geliyor. Bu arada bizim bir kanımızı yerde bırakma diyen, sürekli beni dolduran bir babaanne var. Ve filmin sonunda her şey güzelken, işte Orhan Gencebay Yaprak Özdemiroğlu'ndan elinden tutuyor, köye geliyor. Biz barıştık diyor. Herkes o sinir harbini atlatıp tam sarılmak üzereyken ben çıkıyorum. Filmin sonunda Orhan Gencebay'ı iki el ateş edip öldürüyorum. Ve ben bunu sinemada seyrettim. Yani normalde sinemada kendi filmlerimi seyretmekten zevk alırım ama bu filmi seyrederken hiç zevk almadım. Çünkü sinemada son sahnede ben çıkıp vurduğum zaman, yani size nasıl tarif edebileceğimi bilmiyorum. Sinema yıkılmak üzere ve herkes bana küfür ediyordu. Yani acayip bir durum vardı. Film bitmeden zaten, jenerik atmadan ben hemen çıktım sinemadan ve kaçtım. Onunla ilgili mesela güzel de bir anım var benim. Şimdi çekimlerden bilirsiniz. İşte fünyeler hazırlandı bilmem ne. Benim tabancası, kuru sıkılar dolduruldu. İşte Orhan Gencebay'ın yok karşımda. Kamera karşımda. Kameraya doğru iki el ateş edeceğim. Fakat Adapazarı'nda çekiyoruz ve bütün köylüler bizi seyrediyor. Çok kalabalık bir seyirci kadromuz var orada. Ateş deyince ben dağından hemen iki tane saydırdım. Karşımdaki blok olduğu gibi kendini yere attı. Bütün köylüler kendini yere attılar ama nasıl bağırıyorlar? Yani biri vuruldu, birimizi mi vurdu falan diye. Böyle garip bir anım vardır mesela Adapazarı'nda o filmle ilgili. Biz sinemayla o kadar özdeşmiş bir toplumuz ki, bize benzer ikinci bir toplum Hindistan'da var. Biz filmlerimizle birlikte yaşadık uzun yıllar. Ama iyi ki onlarla birlikte yaşamışız, bir sürü gelenek ve göreneğimizin canlı kalmasının sebebi oldular. Evet, Ümit Efekan 1986 yılında Bekir Yıldız'ın bir eserinden, kendi hayat hikayesini anlattığı bir eserinden Halkalı Köle diye bir film çekiyor. Gene kadro çok güzel. Evet. Tarık Akan'la çalışıyorsunuz. Nuhal Olcay ve Melike Zor. Ümit Efekan'la da ilk defa çalışıyorum. Evet. Ümit Efekan'la o filmden sonra çok fazla iş yaptık biz. Şimdi o filmle ilgili Tarık Akan, tabii yine Tarık Akan'ın olması benim için büyük bir şanstı. Zuhal Yolcu'yu ilk defa tanıdım o filmde. Ve onun oyunculuğuna hayran kaldım. Türk sinemasında oyunculuğunu en çok beğendiğim aktrislerden biri Zuhal Yolcu'ydur o filmde. Çünkü resmen bir oyunculuk dersi verdi bana. Ve ben onun oğlunu oynuyordum orada. O ikiliden çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim. Ümit Efekan zaten ayrı bir yönetmen. O ayrı bir insan, ayrı bir sinema. Evet. 1988'de Kara Zindan diye bir film çekiyorsunuz, evet. İbrahim Tatlıses'le. Evet. Orada da işte filmin sonunda İbrahim Tatlıses'i vuruyorum. Çünkü abimi öldürüyor. Erdinç Akbaş abim oynuyor. Erdinç Akbaş fulden Uras'a iğrenç bir tecavüz olayı var. Yine dolduruşa geliyorum, ailemin dolduruşun. Hatta okumak bir gelenek haline geldi galiba Orhan Gencebay. Yani herhalde öyle oldu. Baktılar herhalde Orhan Gencebay'daki oyunumu çok beğendiler. İyi alkış alıyorsun. Bu i̇yi sefer de İbrahim Tatlıses'i İyi öldürüyorsun, şimdi de bu olsun diye. Evet, bu filmden sonra bir zaman ara veriyorsunuz. Artık kilit bir döneme geldiniz. 17-18 yaş. Ne tam erken gençlik, ne de Jean Premier dediğimiz bir yaş civarındasınız. Ve Mesut Uçakan, yönetmen Mesut Uçakan'ın Yalnız Değilsiniz diye Sonsuzu Yürümek ikinci bölüm olarak çektiği bir film var. Gamze Tunar, Nülfer Aydan var. Bir tıp öğrencisinin. Evet. Hidayete Ermesi'nden bahsediyoruz. Evet. Fakat aynı yıl bir film daha çekiliyor. Şahin Gök'ün yönetiminde. Siyabendü Hace. Evet. Burada da bir Kürt efsanesini oynuyorsunuz. Evet. Şimdi. Çok farklı kamplar. Çok farklı maskılar. Ve aynı yıl oynuyorsunuz.
çok ilgimi çekti. Mesut Uçakan'a karşı benim garip bir sevgim vardır. Onunla hala görüşüyoruz. Normal şartlarda da özel hayatımızda da görüşürüz. Mesela insanlar ben Sonsuza Yürümek'te oynadıktan sonra ve dediğiniz gibi daha sonra işte Siyah Ben de Hacı gibi filmlerde oynadıktan sonra bunu bana çok sordular. Niye bunu yaptın? Niye hani hem o tarafta öyle bir filmde oynarken bir de böyle bir filmde oynuyorsun? Niye tercih etmiyorsun falan filan gibi sorular soruldu bana. Benim için seçtiğim rollerde benim için önemli olan mantıklı olmasıdır. Oynadığım rolün filme bir şey katmasıdır ve Sonsuza Yürümek'te oynadığım rol dediğiniz gibi bir tıp öğrencisi ve krizler yaşayan, o krizleri yaşaması zaten beni çok cezbetti. Çünkü mesela dikkat ettiyseniz ben hep filmlerimde işte temiz çocuk, işte bilmem ne, hani böyle nur yüzlü falan bir durumum vardır benim yani. İşte kimseye kötülük yapmayan falan. Şimdi o benim için değişik bir roldü Sonsuza Yürümek'teki. Çünkü orada bir çıldırma sahnesi vardı, bir kriz geçirme sahnesi vardı ve ben artık farklı bir şey oynamak istiyordum. Ve o filmin içeriği bana çok da aykırı gelmedi. Yani çünkü hala da o filmin anlatmaya çalıştığı şey, o yasak benim için hala mantıksızdır. Zaten belki yani. O genç yaşınızda vermek istediğiniz ilginç bir mesaj vardı. Ben sanatçıyım, her rolü oynarım. Politik mesaj vermiyorum, sadece gerçeklerin üzerine parmak basıyorum. Ben o taraf veya bu taraftan değilim yani. Böyle bir şey yok ya. Yani. Siyah Ben de Hacı'ya gelince, şimdi baba tarafından Kürt'üm ben. Tunceli'dir benim babam, annem de göçmendir. Dolayısıyla o filmi çekenler de işte bir Kürt bir film şirketiydi. Fes buna uygun gelmiş. Ben evet ona uygundum. Evet. Oyuncu olarak beni seviyorlardı ve çok çalışmak istediğim bir ortamdı. Güneydoğu'ya ilk defa gidiyordum. Ve aynı zamanda da babamla beraber çalışıyordum. Çünkü o filmde babam da çalışıyordu prodüksiyon amiri olarak. Çok güzel, çok güzel. İlk defa mı babanızla çalışıyorsunuz prodüksiyon? Hemen hemen ilk defa. Evet, o filmde ilk defa oldu. 2000 yılına gelince son bir sinema filminiz var. Rıfat. Evet. Rizon Kelly. Evet, meşhur Rıfat. Herkesi göz yaşlar içerisinde bırakan bir Rıfat. Yarasının kabuğunu veren. Evet. Bu kasta o kadar iyi bir tiplemede yerine oturdunuz. Nasıl oldu? Yani Yılmaz Erdoğan nasıl sizi bu kasta seçti? Şimdi o çok ilginç bir mevzu. Biz biraz önce anlattığım film, banda çektiğimiz Siyah Ben de Hacı. Evet. O filmi çekerken sette bir arkadaş vardı. O da oyunculuk yapıyordu. Ama küçük bir rolü vardı onun. Ve biz sette onunla sürekli işte sohbet ediyorduk, gülüyorduk falan. Sonra benim 45 gün sonra işim bitti. Uçakla tek başıma İstanbul'a dönecektim. Çünkü çekimler devam ediyordu. Ben tek başıma dönecektim. Yapımcı dedi ki ya Mesut, tek başına dönme, bir arkadaş daha var. Aynı uçakla dönün. Peki, o tamam. Yapan çocuk. Ha, o sürekli şamata yaptığımız, sohbet ettiğimiz arkadaş. Ondan sonra biz aynı uçağa bindik. Bütün yol boyunca sohbet ettik. Yine filmden bahsettik. Güldük, eğlendik falan filan. Aa, çok sevdik birbirimizi. Hadi telefonlarımızı verelim dedik. İstanbul'da görüşelim falan filan. Derken o çocuk Yılmaz Erdoğan oldu. Öyle mi? Bak, bu arada da çok ilginç bir şey öğreniyoruz. Yılmaz Erdoğan'ın sinema hayatı Seben de Hacer'in küçük bir rolle başladığını. Yani evet, herhalde öyle oldu. Belki daha öncesi var mı bilmiyorum, evet. Ama yani benim bildiğim Siyah Ben de Hacı'da oyuncuydu Yılmaz ve biz o şekilde tanıştık, o şekilde arkadaş olduk. Daha sonra tabii seneler içinde görüştük biz. En son Yılmaz'la karşılaştığımda Mesut, film çekiyoruz dedi. Çok güzel dedim. Sen de oynuyorsun dedi. Çünkü sana çok güzel bir rol yazdım dedi. Tamam, anlaştık dedim. Sonra ben 2000 senesinde bedelli askerlik yaptım. Askerliği bitirdim, hemen Van'a geçtim. Van'da filmi çektik. Ve askerden gelir gelmez benim Yılmaz tekrar askere gönderdi. Efendim, ağzınıza sağlık. Ne iyi ettiniz de geldiniz. İyi ki varsınız. Bize bu kadar güzel filmlerle katkıda bulundunuz. Efendim, ben çağırdığınız için teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bir dahaki programda görüşene dek hayatınız Türk sinemasındaki filmler gibi toz pembe ve mutlu sonlar olsun.